Kur'an-ı Kerim hakkında az veya çok herkes bir kısım bilgiye sahip veya sahip olduğunu zanneder halde. Tabii biz de bu konuda doğru ve güvenilir bilgi için derin araştırmalarla dolu birçok video yaptık. Bugün yine onlardan biriyle karşınızdayız. Ama bu sefer çok farklı bir yerden, genelde çok bilinmeyen bir tarafından ele alacağız. Evet arkadaşlar, Kur'an tarihi hakkında öğrenmemiz gereken çok önemli bilgileri 6 madde halinde vereceğiz. Tabii öncelikle bahsettiğimiz maddelere başlamadan önce şunu bilmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim elimizdeki şekle ulaşıncaya kadar 4 aşamadan geçmiştir. Bu aşamalardan ilk 3'ü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemi, vahiy ve yazılma, Hazreti Ebubekir dönemi, sayfalar halinde toplanma, Hazreti Osman dönemi, mushaflar halinde çoğaltma. Son aşamada daha sonraki dönemlerde uygulanan noktalama, harekeleme, tesip yani süslenme gibi faaliyetlerdir. Evet, hazırsanız hadi başlayalım. İlk olarak bahsedeceğimiz madde Kur'an-ı Kerim'in yazılması. Kur'an-ı Kerim yaklaşık 23 yıllık bir süreçte parça parça vahyedilmiştir. Elbette bu vahiyler bir taraftan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, diğer yandan ashabı tarafından ezberlenip namaz kılarken ve diğer vesilelerle bol bol okunuyordu. Daha ilk zamanlardan itibaren bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından 40'a varan vahiy katiplerine yazdırılıyordu. Fakat Kur'an'ın bize kadar ulaşmasında ilk ve en büyük pay yazıdan çok hafızanın yani ezberin olmuştur. Çünkü o devirde okuma yazmayı bilenlerin çok az olması, yazının bir hayli ilkel olması, kalem ve kağıt gibi araçların son derece yetersiz olması nedeniyle bilgiler mecburen yazıdan çok ezbere dayanıyordu. Zaten okuma yazmanın yaygın olmadığı yerlerde insanlar hafızalarını çok iyi kullanmak zorundadırlar. Yazı malzemesi olarak da şimdiki kağıda benzeyen papirus, tabaklanmış deri, yassı hurma dalları, ince beyaz taşlar, tahta levhalar ve kürek kemikleri kullanılırdı. Vahiy yazılı malzemelerde herkesin elinde dağınık olarak bulunurdu. İkinci bahsedeceğimiz madde arza ve son arza, yani sunma ve son sunuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sene Ramazan ayında o ana kadar inmiş olan ayetleri Cebrail'e arz edip yani sunup okuyordu. Böylece her sene o zamana kadar inmiş olan vahyi topluca gözden geçirmiş oluyorlardı. Bu sunumda diğer Müslümanlar da hazır bulunuyordu. Bu mukabele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önceki Ramazan ayında karşılıklı olarak 2 defa tekrarlanmıştı. Üçüncü bahsedeceğimiz madde ise çokça tartışılan bir soru. Kur'an niçin Peygamberimiz hayattayken kitap haline getirilmedi? Arkadaşlar, Kur'an'daki ayetlerin sıralanışı iniş ve sırasına göre değil, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin işaretine göre çeşitli surelerdeki yerlerine yerleştirilmesi suretiyledir. Dolayısıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatta bulunduğu süreç içerisinde yeni vahiyler gelebileceğinden ötürü Kur'an ayetleri bir kitap halinde düzenlenemedi. Hatta Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi onun vefatından 9 gün öncesine kadar devam etti. En son inen ayet ise bugün dininizi sizin için kemale erdirdim ve size olan nimetimi tamamladım. Maide suresinin 3. ayetidir. Siz de anlamışsınızdır ki böyle bir şeyin yapılabilmesi için vahyin sona ermesi gerekiyordu. 4. maddede bir soru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemi Arap yazısı nasıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki Arap yazısı çok ilkel olduğu için bugün ifade ettiği manayı ifade edemiyordu. Yani Arap dilinin yüksek özelliklerini maalesef o dönemdeki Arap yazısı karşılayamıyordu. Tabi kurralar, yani ezbere dayalı olarak Kur'an okuyan kişiler yazılı haldeyken oldukça ilkel bir durumda gözüken Kur'an vahiylerini tecvidiyle, hareketiyle son derece düzgün ve doğru okuyabiliyorlardı. Fakat o sırada telaffuz özelliklerini yazılı metinlere yansıtabilecek çapta imla işaretleri, nokta, hareke gibi vesaire araçlar yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Yemame Savaşı'nda birçok hafız şehit düştüğü için Kur'an'ın derlenip toparlanmasının zorunluluğu ortaya çıktı. Hazreti Ömer, Halife Hazreti Ebubekir'i bu konuda konuşarak ikna etti. Hazreti Ebubekir de Zeyd bin Sabit'i bu işle görevlendirdi. Zeyd genç bir hafızdı. Vahiy katipliği yapmıştı ve son arzda, sunuşta da hazır bulunmuştu. Dolayısıyla Kur'an'ın son şekli hakkında sağlam bir bilgiye sahipti. Zeyd İbn Sabit toplanma görevini hafızlık,
vahiy katipliği gibi niteliklere rağmen sırf sahabenin içine sinsin diye titiz bir yöntem takip ederek gerçekleştirdi. Tüm yazılı metinleri iki şahitle birlikte talep etti ve bunları herkesin ezberiyle pekiştirdikten sonra bir kitap haline getirdi. Bu kitaba ilk olarak Musaf, yani iki kapak arasında toplanmış sayfalar adı verildi. Evet, şimdiye kadar tüm meseleleri anladıysak geliyoruz kritik noktalara. İslam devletinin sınırları genişleyip farklı coğrafyalarda Müslümanların sayısının çoğalmasıyla okuyuş farklılıkları ve kargaşalar çıkmaya başladı. Böylece Kur'an'ı çoğaltma ihtiyacı doğdu. Hazreti Osman Zeyd İbni Sabit başkanlığında 5 kişilik bir komisyon kurdu. Bu komisyon ilk Musaf'tan 6 adet çoğalttı ve camide Müslümanlara okuyarak herkesin onayını aldı. İlk Musaf daha sonra koruyucusu olan Hazreti Hafsa'ya tekrar teslim edildi. Ardından bu kopyalar Basra, Küfe, Mekke, Şam ve Medine'ye gönderildi. Hazreti Osman bir tanesini de kendisi için alıkoydu. Bu Musaflar oralara, aynı zamanda kurra hafızlarla birlikte gönderildi. Gerek Hazreti Osman tarafından çoğalttırılan, gerek anlattıklarımızdan çoğalttırılan Musafların en eskileri İstanbul Topkapı Sarayı gibi müzelerde birçok ülkenin müzesinde bulunmaktadır. Bu Musafların biçimleri, ölçüleri, satır sayıları farklı olsa da katiplerin ufak tefek yazım hataları dışında birbirinin aynısıdır. İlk ve bugünkü musaflarla birebir benzerlik içerisindedirler. En eski musaflardan bazıları İslam Konferansı Teşkilatı Kültürel Alt Organı tarafından yayınlanmıştır. Hatta bu yayınlarda musafların asıllarıyla birlikte günümüz Arap yazısı ile yazılmış açıklamaları da bulunmaktadır. Meraklısına buradan tavsiye ediyoruz. 5. maddede de her zaman mevzu bahis olmuş ama araştırma üşengeçliğine tutulduğumuz surelerin iç bütünlüğü, yani ayet sıralaması konusunu ele alalım. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın uygulamasına dayanmakla birlikte surelerin sıralanışı ve isimlendirilişi büyük ölçüde ashabın icraatıdır. İlk musaflarda ayetleri ayıran işaretler ile birlikte hareke ve harflerin noktaları yoktu. Fakat İslamiyet yayılıp Kur'an okunurken sözcüklerin söylenişinde, seslerin çıkışlarına, uzunluklarına ve kısalıklarına göre ses farklılıkları ortaya çıkınca musafların harekelenmesi Ebul Esved Eddüyeli tarafından yapılmıştır. Musaflar siyah renkli mürekkeple yazıldığından dolayı harekeler için başka renkler kullanılmıştır. 6. madde ise herkesin tartıştığı bir delil maddesidir. Kur'an değişmiş olabilir mi? Bir şeyin değiştiği iddia edilebilir. Fakat bu tüm fen ve felsefe dallarında dahi görüldüğü üzere ispat edilmediği sürece dikkate alınmamaktadır. Kur'an'ın değişmiş olabileceği düşüncesi ileri sürülebilse de bu konuda sağlam, bilimsel ve mantıki bir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca ünlü düşünür Bediüzzaman der ki, bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Delilsiz davaya bakılmayacağından dolayı aslında ileri sürülen bu fikir daha başlangıçta kendi kendini fesheder. Üstelik şöyle bir bilgi verelim. İncil'e uygulanan metin tenkidi çalışmaları sonucunda 200 bin kadar farklılık görülmüştür. Bu farklılıkların 8'de 7'sinin, yani 175 bin kadarının önemsiz farklılıklar olduğunu bildirilmiştir. Aynı metodu Kur'an'a uygulamaya çalışmış Theodor Noldek, Julius Wellhausen gibi birçok doğu bilimci kayda değer hiçbir sonuç alamamışlardır. Hatta Fransız din araştırmacısı Louis bu konuda şöyle demektedir. Bugün Kur'an kayda değer herhangi bir değişikliğe uğramamış tek mukaddes kitaptır. William Muir ise bu görüşü ondan çok önce şöyle ifade etmiştir. Halife Osman tarafından asıl kopyadan çoğaltılan Musaf elden ele herhangi bir değişime maruz kalmaksızın bize kadar ulaşmıştır. Bu kopya o kadar iyi korunmuştur ki geniş İslam aleminde yayılmış olan sayısız Kur'an kopyalarının hiçbirinde önemli, hatta denilebilir ki önemsiz hiçbir değişiklik mevcut değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar değişmeden geldiğini böyle belirtmişlerdir. Hicr suresi 9. ayette geçtiği gibi, hiç kuşkusuz o Kur'an'ı biz indirdik. Her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz. Umarız faydalı bir video olmuştur. Videoyu arkadaşlarına göndererek onların da faydalanmasına sebep olabilirsin. Allah'a emanet.